Efendim, Ankara'nın değerlerinden biri olan 50. Yıl Parkı'na götüreceğiz şimdi sizi. Bu parkta Türkiye'nin en yüksek bayrak direği vardı ama Melih Gökçek döneminde inşa edilen o direkte artık gururla dalgalanan bir Türk bayrağı yok. O heybetli bayrağın neden indirildiğini anlayamayan Ankaralılarsa tepkili. Şehir nasıl indirir ben anlamıyorum ki, bayrak kime ne zararı varmış ki? Yani o bayrağın bir an önce asılmasını tekrardan istiyoruz, şanlı bayrağımızın. Ankara Cebeci'de bulunan 50. Yıl Parkı'ndayız. Bu park Cumhuriyet'in 50. yılı anısına 1970 yılında açılmıştı ve parkta Türkiye'nin en uzun bayrak direği bulunuyordu. Türkiye Cumhuriyeti bir asrı devirmişken parkta bulunan devasa Türk bayrağı Gönder'den indirildi. Yani yazık. Üzüldüm yani şahsen. Çok güzel gözüküyordu her zaman zaten. Üzüldüm yani şahsen. Kim indirmiş onu? Ve oranın güvenliği yok mu hiç? En son ne zaman gördünüz o bayrağı? En son ne zaman gördüm? En son bir 6 ay önce falan gördüm, öyle söyleyeyim. Bayağıdır yok değil mi? Bayağıdır yok. İddialara göre parkta 19 Mayıs'ta bile bayrak Gönder'de değildi ve bu durum başkentlilerin tepkisine neden oldu. Konuyla alakalı tabii ki de vatandaşa bir açıklama borçlulardı. İndirilmemesi daha iyi yani. Ne sebep neydi indirildi? Sebebi neydi indirildi? Ben evimden sürekli bakıyordum. Yani o bayrağın bir an önce asılmasını tekrardan istiyoruz, şanlı bayrağımızın. Büyükşehir nasıl indirir ben anlamıyorum ki, bayrak kime ne zararı varmış ki? Kime ne zararı varmış yani? Birilerini yani şimdi televizyon şey küfürlü konuşacağım, yakışmayacak. Yani bunu geçen fark ettiğimizde aslında biz de eşimle konuşmuştuk ama sebebini de çok sorgulamadık tabii ki. Bence de olmalı çünkü biz aşağıda oturuyoruz ve oradan gördüğümüzde bayrağın o heybetini görebiliyoruz. Görmemek tabii ki üzücü. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek döneminde park baştan aşağı yenilenip Türkiye'nin en büyük bayrak direği inşa edilmişti. Bu güzelliğin mimarı olan Melih Gökçek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayrağın indirilmesine tepki gösterdi. Bayrağın indirilmesinden ve 19 Mayıs'a bile Gönder'e çekilmemesinden rahatsızlık duyan Ankaralılar sosyal medyadan ilgili belediyelere seslerini duyurmaya çalıştı. Ancak aldıkları cevap pes dedirtti. Neden indirildi ben de merak ettim doğrusu. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Şimdi efendim, Melih Gökçek zamanında Ankara 50. Yıl Parkı'na Türkiye'nin en büyük bayrak direği dikilmişti. Şunu da belirtelim, o bayrak birçok yerden görülüyordu. O güzel dalgalanan bayrağımız birçok yerden görülüyordu. Fakat o bayrak artık yok, yerinde değil. Şimdi neden yok? Asıl sorulardan birisi bu. Bunu bir sormamız lazım ama şunu da altını çizmek istiyorum. Bu park şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Şimdi Türk bayrağımız neden oradan kaldırıldı? Öncelikle bunu bir soralım. Çünkü merak ediyoruz. Kendilerince bir takım sebepleri olabilir. Örnek veriyorum. Mekanizmada bir arıza vardır veya ipte bir sorun vardır. Ya vardır da vardır. Bunlar varsa eğer neden halledilmedi? Çünkü bunu da şuna istinaden söylüyorum. Hani diyorsunuz ya, az laf çok iş diye. Şimdi bunu söylediğinizde o zaman böyle sorunları anında çözüyor olmanız gerekir. Ha, beceriksizlik varsa, iş bilmezlik varsa hadi bunu da anlayabiliriz. Ama eğer bu bayrak Melih Gökçek zamanında yapıldığı için oradan kaldırıldıysa, şimdi burada çok daha vahim bir durum vardır. Eğer durum gerçekten böyleyse biz şunu da sizlere söyleyelim. Lütfen siyasetinize Türk bayrağını alet etmeyin.